Ben kızımı acısını paylaşmaya geldim. Kamuoyuna bu acıyı hissettirmeye geldim. Bir anne baba evladını her anne baba gibi biz de saçının bir teline zarar gelsin istemiyorduk. İstemez, kimse istemez ama bizim başımıza geldi. Ne oldu? Bizim dünyamız karardı. Bizim yaşam sevincimiz bitti. Ve hala 11 yıldır hafızalarımızdan bir saniye olsun çıkmadı. Onunla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz, uyumuyoruz. 11 senedir uyumuyorum. Benim kızım dünya iyisi. Dünya yani güler yüzlü, yardımsever, hayırsever. Yani örnek bir insandı. Bu olay sizin bildiğiniz kadarıyla nasıl oldu? O gün ne oldu? Bana sabahleyin abim sabah 7'de aradığında yanında bir arkadaşım vardı. O arkadaşıma söylemiş, oğlum aramış. Demiş böyle böyle babama yoğun bakımda değil demiş. Söylemeyin kesinlikle diye tembihlemiş. Biz Antalya'dan çocuk Bodrum'da bu başına gelmiş. Biz Antalya'dan hareket ettik. Yolda Dalaman'da teyze kızlarım vardı. Onlar bizden önce televizyonlardan, basından duymuşlar ve Dalaman'da otogarında karşımıza geldiler ve abimin ona bir şeyler anlattığını, onların gözlerinin dolduğunu, yaşlar aktığını görünce ben dedim ki hani bu yoğun bakım işi değil. Çocuk kaybettik dedim ve Muğla'ya geldik. Muğla'dan Bodrum'a dönerken oğlum aradı. Biz Aslı'yla beraber İzmir Adli Tıp Kurumu'na gidiyoruz. Yatağında buluşalım dedi. Ben yatağında onlarla buluştuk ve İzmir'e geldik. Annesi İstanbul'dan kardeşlerinin yanındaydı. Onlar geldiler. Ertesi günü Adli Tıp'tan alıp Antalya'ya getirdik Aslı'yı. Neredeymiş Aslı olay gününde Mehmet Bey? Aslı organizasyon için doğum günü kutlamasını organize için Bodrum'a davet etmişler. Bodrum'da bir gece kulübünde artık neresiyse bir restoranda bir yemek verilmiş, şey yapılmış. Oradan kalkmış, otele gelmişler. Otelde gece ne olduysa orada olmuş. Onu biliyorum. Ben sabahleyin adli tıptan aldım. Antalya'ya getirdim. Bildiğiniz kadarıyla soruyorum. Orada kimler var? Burası nasıl bir yer? Hani nasıl bir organizasyon var orada? Benim bildiğim çocuğunun, bu otel sahibinin çocuğunun doğum günü kutlaması için Asli sen gel organize et bu doğum günü diye çağırıyorlar. Orada kim var? İşte kimler varsa onlar. Ben bilmiyorum kim olduğunu, görmedim çünkü. Bu bir kaza mı? Bu bir intihar mı? Bir konuşmalarla beraber bir hukuki süreç devam ediyor. Birazdan avukatımızı da davet edeceğiz buraya. Ama şu anda Yargıtay'da süreç devam ediyor beraat kararından sonra. Peki Mehmet Bey, Aslı'sız 11 yılı bir sorsam size. Hem baba olarak hem anne içinde. Herkes de duysun, acınıza da ortak olalım. Ne yaşıyorsunuz siz? Biricik babacığım, babam. Mutlu seneler dilerim. Her şey dilediğin gibi olsun. Mutlulukla, sağlıkla kızın Aslı. Sonuç, öldürüldüm.
bu güzel insan ölmeden 3-4 gün evvel doğaya, yaşama, her tür şeye teşekkür eden bir insanı öldü. Bakın benim kızım öldü. Benim kızım geri gelmeyecek. Ama benim istediğim bir tek şey var. Kızlarımız, kadınlarımız öldürülmesin. Benim mücadelem kızımın geri getirmek değil. Bundan sonra ölümlerin durdurulması için mücadele ediyorum. Öyle bir anlattınız ki, bazen gözümüzden sakınırız ya çocuğumuzu. Büyütürüz, her döneminde yeri geldiğinde hayata açılsın diye güvenle bırakırız. Onun hayalleri vardır, hedefleri vardır. Yeni yollara çıkmak ister, büyür, yetişkinleşir. O yüzden de bunları paylaşırken biz sizin yanınızda olalım. Siz nasılsınız bu 11 yılda? Anne nasıl? Bizim dünyamız karardı. Yaşam sevincimiz bitti. Biz yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Yani hiçbir şeyden zevk almıyoruz artık. Bütün hislerimiz köreldi. Tıkandı hissettiklerimizin uçları. Hepsi köreldi. Yiyoruz, içiyoruz ve tek amacım bu mücadelemi sürdürmek ve Aslı'yı yaşatmak. Anne, o günden bugüne hala depresif ilaçlar alıyor ve ayakta durmaya çalışıyor. O ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Biraz döneceğim geriye ama bir baba olarak Aslı'nın dünyaya gelişi nasıldı sizin dünyanızda? Vallahi dünyaya gelişi bana telefon ettiler. İkiz çocuğun olacak. Viste kağıdını al. Hemen hastaneye gel dedi. Eskişehir Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne kaldırılmış eşim. Doğum bekliyoruz. Aslı 4,5 kilo olarak dünyaya geliyor. Fotoğraflarını da getirdiniz, evet. Aslı. Hepsinde gülüyor. Dünyaya pozitif bakan bir insan. Sizin yarışma sürecinden haberiniz var mıydı? Yarışma sürecinden haberim var. Orada birinci oldu. Ve Türkiye'den 2006 yılında Çin'e, Türkiye'den seçilerek Dünya Mankenler Yarışması'na katıldı. Sizinle paylaşımı nasıldı o dönemde? Heyecanı nasıldı Aslı'nın? Çünkü orada aslında... Ben Aslı'yla gurur duyuyordum. Ben Aslı'yı yani ne yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, o benim evladım. Ben varım arkasında ama nereye kadar sahip çıkamadım.